Huzura doğru Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine önemli bir sorumuz var. Aslında imanla alakalı. şimdi dünyada olan her şey yalnızca Allahü Teala'nın dilemesiyle, takdir etmesiyle mi meydana gelmektedir? Bu durumda insanın bu olan işlerde hiç rolü yok mudur? Ve insanda hani bir irade vardı ya cüz'i irade. O zaman bu, bunun bir kıymeti kalmıyor mu? Şimdi yedi kat gökler, içindekiler, ne varsa ama hepsini yaratan Cenab-ı Hak. Mülkün sahibi kim? Kendisi. Melekte, insanda, cinde, hayvanlar hepsi. Peki bunlar rızkını veren kim? Allah-u Teala. Gene kendisi. Peki bunlar ne olacağını? En iyi bilen o. İlmi ezelisiyle bunların hepsini biliyor. Hatta Hadis Suresi 22. Ayet-i Kerimesi'ne buyuruyor ki cenab Hak Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel ezelde levh-i mahfuza yazılmış takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz. Ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. Allah-u Teala kibirleri, egoistleri sevmez buyuruyor bu ayet-i kerimede. Tabi 72 bidat fırkası da bu ayet-i kerimeyi okudu, sapıttı gitti. Siz de zaten onu soruyorsunuz. Evet. İyi e de Allah-u Teala açıkça buyuruyor işte. Her şeyi ben takdir ettim diyor. Taksimde ettim rızıkları. E, kaçır, Elinizden kaçırdığınız şeyler için üzülmeyin. Biz ezelde sizin için ta yaratmadık, takdir etmedik. Ve size gelenler de öyle takdir ettiydi kendinizden bilmeyin buyuruyor. Peki buradaki murat nedir ve niye o zaman cennet cehennem var? Niye çalışıyoruz o zaman? Ha, niye çalışıyoruz o zaman? Mesela. Şimdi 73 fırka ayrılacak buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi İslam İslam diyor. İslam da arkadaş hangisi? Mutezili itikami. Şia mı? Hariciye mi? Müşebbiye mi? Hangisi? Ne? 73 tane çünkü. Birisi doğru. O da Fırka-i Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet talimleri 72'si çıkamamış için içinden. Ehl-i Sünnet didik dik ediyor. Allah-u boş bir şey emredemez. Ve Ehl-i Sünnet talimleri şunu iyi anlıyorlar. Evet diyor mülk Her şeyi yaratan o. Hayrihi ve şerihi allah Teala. Onun için Ahmet'te geçiyor. Yaratan o. Peki diyor, bizi hesaba çekecek cennete cehenneme koyacak. Allah Teala adaletine ters olmaz. korsada da ama hikmetine aynı şekilde uygun değil. O zaman biz bize verdiği bir şey var. Bizim bir fonksiyonumuz var. Onu bize veriyor falan. Düşünüyorlar. En sonunda allah Teala insana irade vermiş. Bu iradesiyle insan sadece tercih ediyor. Bu tercih sebebiyle mesul. Ve şu anda bizi izleyen ve dinleyen dinleyicilerimizde de otursunlar düşünsünler. Her gün yapacakları her işin ama. Yemek yemek, uyumak dahil buna. Hep iki alternatifli gelir. Ne demek yani ya? Uykum ya da uyuyacağım. Uyumayabilirsin. Kahve içersin, çay içersin, uykunu kaçırabilirsin. Uyumazsın, direnirsin. Uyumak, uyumamak. iki tane. Yemek yemek, yememek. Şimdi yemeyeceğim, iki saat sonra yiyeceğim. Alternatif. Yok canım 3 saat sonra yiyeceğim. İşte 1 saat sonra da olabilir, 2 saat sonra da olabilir, 3 saat sonra da olabilir. 3-4 tane alternatif de olabilir. Yemeyeceğim. Veya hiç yemeyeceğim. De olabilir. Olabilir. Bu alternatiflerden birisini tercih ediyorsun. Cenab-ı Hak da yaratıyor. Hadise bundan ibaret. Önüne geliyor. inanmak inkar etmek. Tercih sana ait. Seni Cenab-ı Hak meşhur etmiyor. Yani bu tercihimizde başka bir şey yok. Bizi zorlayan yok. bir şey yok. Allah Teala biz kullanıyoruz. Bunu bize bırakmış. Biz, biz kullanıyoruz. Biz tercih ediyoruz. cenab Hak yaratıyor. Biz kullanıyoruz. cenab Hak yaratıyor. Eee hayrihi ve şerimin min Allah Teala. E sen şerri de tercih ediyorsun. Yaratan yine o. Hayrı da tercih ediyorsun. Yaratan yine o. Yaratıcı o. Ee, güç kuvvet veren de o. Güç kuvvet veren de o. Mal mülk veren de o. Ha sebepleri yapmış. Sen sebebine yapışıyorsun sadece. Tercihini o şekilde kullanıyorsun. İnkar yolunda kullanıyorsan Cehennem yolunu tutmuşsundur. Diyecek ki arkadaş sen iman etmedin. Ben peygamberde gönderdim. Onun varisleri olan alimlerde gönderdim. Sana akıl da verdim. irade de verdim. Ama sen tercihini inkar tarafına kullandın. Bedeli de bu. Karşı, da bildirmiş bunu. O zaman iman da bir tercih işi. Tercih işi. Tercih işi tabii. Bunu bizzat ki insanın kendisini tercih ederek iman etmesi lazım. Aynen öyle. Yani böyle alışkanlıklarla görmekle falan değil. Değil. Onun için mesela... Ee, taklidi iman, tafsili iman diye e, şey kitaplarda geçiyor. Özür dilerim. İcmali iman taklidi Ta, iman da var geçiyor. İcmali tavsili. iman toptan. Tafsili detaylı. Dolayısıyla mesela e, her anne babanın uyanık olması lazım. Çocuk buluğa erdiği zaman buyuruyor. Müslüman anamın çocuğu. Çocuk buluğa erdiği zaman çocuğun önüne kitaptan koyacağım. Bak iman şartları bu. İslam'ın şartları bu. Oku kendi inisiyatifinle. Ben bunları okudum. Anladım. Buluğa eren çocuk. Ben böyle inandım. İman ettim demesi lazım Müslüman olması için. Anasına babasına tabi olarak Müslüman kalmaz mı diyor. Mürtet olabilir çocuk. Kafir olabilir çocuk. Ondan sonra da dizini dövüyorsun. Buna riayet etmesi gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla e ama o zaman çocuğa baskı değil mi? Hayır. Anlatıyorsun. Sen sadece rehbersin. Onun kalbine müdahale edemezsin ki. Sen söylesen bile de onun kalbi onu ısınmadığı müddetçe seni idareten sana idareten ha he he inandım falan filan der ama inanmadı. Evet. Münafık olur. Bütün mesele Kalple tasdiktir. Kalple inanmak. Mesela dille söylemek o kadar ısrar edilmemiş kitaplarda. Çünkü dilsiz olanlar var. Söylemeyebiliyor. Söyleyemeyebiliyor. Konuşamayabiliyor. Ama kalp esastır. Ha, kalbin tasdikini dille de söylerse, dille e, tasdik, kalbine ikrar diye geçiyor. Ama dille ikrar, kalbine tasdik diye geçiyor kitaplarda anlatılırken. Dolayısıyla e, orada da iman da bir tercihtir, inkar da bir tercihtir. Yani cennet ve cehennem ikisinden birisini sen tercih edeceksin. Cennete giden yol meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Tercih edeceksin ama sonunda o nimete kavuşacaksın. Cehenneme giden yol otobandır. Her türlü zevk, dünya zevkleri, nefsin bütün istekleri oradadır. Paldır küldür gidersin ama sonunda daha ince gider, ateşe gidersin. Tercih sana aittir. Kimse baskı yapmaz, yapamaz. Ha bazılarının hatırına gelebilir. Efendim işte Müslüman ülkelerde doğunca onlara bir de yavur memleketlerinde doğunca işte arada adaletsizlik olmuyor mu falan. Olmuyor buyuruyor. Müslüman ana babadan doğan çocuklara allah Teala bir ihsanda bulunuyor. Ama Müslüman ana babanın çocukları da mutlak Müslüman olur diye bir kayıt yok. Öyle olsaydı Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil inkar etti, kafir oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi kafir oldu. Tercihini o tarafa kullandı. Kafir kimse olmazdı o zaman. E tabii. Baştan beri hep inanan gelirdi. E, Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb Tebbet suresinde e, ilan ediliyor kendisine. İnkar etti, reddetti. Tercihini o tarafa kullandı. Tercihini o tarafa kullandı. Dolayısıyla e, evet her şey Allah-u Teala'nın takdiridir. E, en güzel bir tarif var da e, kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakim değildir. Seyyid Abdülhakim Arbaz e tarif ediyor bunu. Kader mi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Yani? Yani allah Teala'nın ezelde bilmesidir. Ne olacak? Hepsi biliyor. Yaratan o. Cebri mütehakkim. Bana zorla kimse yaptırmıyor bunu. Bize zorla gelip de burada program yap diye yok. Yapar mısınız? Tercihimizi kullandık, geldik, program yaptık, program oldu. Bizim dönemimizde alternatif vardı. Yapmayabilirdik. Gelmeyebilirdik. Gelmeyince yapmamak kaderimiz olurdu. Geldik, program yaptık, konuştuk program yapmak, konuşmak kaderimiz oldu. Hadise bunlar ibaret. Evet. E sen de aynı şekilde tercihini kullandın, gittin. Aynı şekilde diyelim ki meyhaneye gittin. Tercihini o tarafa kullandın. Meyhaneye gitmek, içki içmek senin kaderin oldu. Suçu kadere değil, kendinde bul. Kendin tercih ettin gittin. Kimse seni zorla götürmedi. Ama efendim işte insanı zorla... O zaten senin inisiyatifin dışında onlardan sorumlu değilsin ki. Adamı yakaladılar, götürdüler, ağzını burnunda tuttular, ağzını açtılar, lakır 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 alkolü döktüler. Ondan sorumlu değilsin ki. Hani bazen allah Teala hep bizi evlatlarımızla muhafaza götürüyor. Ee, Eroin zerk ediyor mesela şırıngayla. Götürüyor, bayıtıyor, şey yapıyor falan. Tecavüz ediyor mesela. Veya tecavüz ediyor. Bu onun işlediği bir günah değil. Zorla yapılan bir hadisedir. O yapanlar bunun belasını ve cezasını dünyada da ahirette de görecektir. O sabrederse bunun mükafatını Orada görecektir. tercih kullanmıyor yani. Ha orada tercihi yok. Yar evet. Yarın sen niye orayı kullandın, niye aynı şekilde zina ettin? Zina değil onun ki. Öyle bir durum söz konusu değil. Veyahut da birisi yolda giderken geldi arabayla çarptı. Ölümüne sebep oldu. Hani işte sen yolun ortasından gidiyordu falan dedi. Kimse ne kanunen ne dinen suçlu değil. Adam kaldırımdan gidiyor. E birisi de almış elinden dırr diye tarıyor falan. Onun onu suçu yok, bir şeysi yok. Niye vurdun? Niye öldürdün? Ha tercih o. Öldüren açısından da birisi tam müden dırr diyor darıyor. Aha. O bilerek öldürüyor. Öbürü de mesela bilmeden öldürüyor. Yani öldürme kastıyla yapmıyor. Giderken önüne adam çıkıyor mesela. Mesela değil mi? Evet. E, bunlar hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla e, kitaplarda açık net bir şekilde insan kendi bizzat yani hür iradesiyle tercih ettiği şeylerden sorumludur. Tercih ettiği kendisi. Kendi tercihinin dışında kendisine zorla yaptırılan şeylerden Ahirette hesaba çekilmez. Dünyada da çekilmiyor zaten. Doğru. Yani kanunla araştırılıyor. Bakıyor ki ha diyor bunu zorla yaptırmışlar bunu. Kanun da aynı şekilde beraat ediyor. Onun için e, herkes hani çalış, e, Peygamber Efendimiz'in sözü bu. Hadis-i Şerif. Çalışınız herkes kendisi için takdir edilmiş olan şeylere sürüklenir buyuruyor. Sürüklenir. Onun için biz bize e, Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu irade ile önümüze çıkan işlerde sadece tercih kullanıyoruz. Bu tercihimize göre ahirette ya mükafat alacağız veyahut da aynı şekilde ceza Cezayı. göreceğiz. Bir hadisi kusi nakledilir kitapta. Zaman zaman biz bunu naklediyoruz ama önemli. Yani bir de var içerisinde. Yani orada buyuruyor, buyuruyor, ki allah Teala kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. E dolayısıyla burasını Cenab-ı Hak böyle imtihan yeri olarak yaratmış ve burada da allah Teala bizi dertle de belayla de imtihan edecek. Efendim ben tercih etmediğim bu hastalık geldi. Geldi de imtihan oluyorsun. Belki derecen affoluyor. Belki de günahların affoluyordur. Onların da sebep ve hikmetleri var. Ha bütün mesele nerede e, çözülüyor biliyor musunuz? Ehl-i Sünnet kitapları çok dikkatli bir şekilde okunursa altyapı oluşur. Altyapı oluşunca da bütün hadiseler zihinde tereddütlü gibi gözükenlerin hepsi yer yerine oturur. İtirazda kalkar. Ondan sonra ha ben yaptıklarımdan sorumluyum diyerek o şekilde hareketler. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Yavaş, yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey,

düşme Tam ilmihal, saadeti ebediye. Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse onun Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Ölüyü yakmak ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan Verilerden ve başka salihlerden faydelenilmektedir. Ölülere yardım etmek de mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez. Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşayih izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamillerin, velilerin, kaddesallahu teala esrarehumul aziz ruhları diriyken olduğu gibi öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da Öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü Teâlâ'nın kudreti karşısında diriyken de, ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir. Cemalettin Aksarayî Hazretleri Allahu Teala Evliya kullarını diğer kullarının arasında gizlediği, sadece firaset sahibi müminlerin görebildiği gibi vefatlarından sonra da çoğu zaman bu devam eder. Çünkü bugün anlatacağımız Allah dostu Aksaray'da belki önünden yüzlerce kez geçtiğimiz bir manevi hazinedir. Bu bölümümüzde Cemalettin Aksarayi Hazretlerini anlatacağız sizlere. Bu büyük veli soy itibarıyla da bir koldan Hazreti Ebubekre, bir koldan Hazreti Ömer'e ulaşır. 1389'da Aksaray'da doğar Cemalettin. Cemalettin babasından başladığı tahsiline Amasya'da devam eder. Burada ilmi öylesine artar ki, önce Amasya kadılığı gibi pek önemli ve şerefli bir makama, ardından Darül İlim müderrisliğine getirilir. Daha sonra Amasya kazaskerliği ve bunun yanında binlerce talebe yetiştirmekle değerlenir zamanları. Bir zamanda Konya kadılığına devam etse de o hep gönlünün olduğu şehre İstanbul'a geri döner zincirli ve müselsile medreselerine müderris aranmaktadır o ara. Ve nice büyük halimlerin arasından ilmiyle öne çıkarak bu medresede müderris olarak ders vermeye başlar. Osmanlı Devleti her kurumuyla eşsiz bir imparatorluktur ki bu ehli sünnet itikadının emrettiği şekilde İslamiyete ve onun temeli olan ilme ihlasa pek kıymet vermesindendir. Bir millet düşünün ki medreselerden dışarıya taşsın sırf ilim öğrenmek için. Cemalettin Aksarayi Hazretleri sokaklara taşan talebelerin her birine yetişir. Dinlenmek zaman kaybıdır onun için. Talep edenlere nice cevherler vermekse en büyük zevkidir onun. Cemalettin Aksarayi Hazretlerinin ilmini ve evliyalığının yüksekliğini göstermesi açısından, onun yetiştirdiklerine göz atmak yeterlidir. Molla Fenari Hazretleri gibi büyük bir evliya ve Şeyhülislam'ın hocası olması, büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin ondan feyz almak için Anadolu'ya gelmesi, fakat buna kavuşamaması bunu pek göstermektedir bizlere. Cemalettin Aksarayi Hazretleri tam manasıyla bir İslam alimidir. Bidat karanlıklarının amansız bir düşmanı, ehli sünnetin muazzam bir mücahididir. Kıl kadar ayrılmaz İslamiyet'ten. Resulullah'a duyduğu aşk, onun her haliyle aşık olduğu, sevgililer sevgilisinin halleriyle hallenmesini sağlar. Bir gören nur cemalini aşık olur.'' ayrılamaz yanından Cemalettin Hazretlerinin. Fakirlerin sığına, dertlilerin sırdaşı olur büyük veli. Hayat elbette hayaldir ve büyük imtihandır. Hayatının her anını son anı gibi kıymetlendiren Cemalettin Aksarayi Hazretleri hep ilim ve ibadetle meşgul olur. Nihayet takdiri ilahi hastalanır. Ömrünün son günleri büyük bir hüzün çöker her yanına İstanbul'un. Yetiştirdiği yıldızlar saadet kılavuzu olup yön gösterirler insanlara. Ve artık ayrılık vaktidir. Dahası bir ömür süren bir ayrılığın kavuşma vaktidir. Cemalettin Aksarayi Hazretleri 1389 yılında her şeyin yaratanı olan Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmış bir şekilde büyük bir saadetle hakikat alimi olan ahirete intikal eder. Çok harikulade şeyler yaşanır vefatından sonra da. Çünkü vefat ettiği sırada talebelerinden bir kısmının üç günlük dersi eksik kalmıştır. Cemalettin Hazretlerinin vasiyeti üzerine kabrine giden bu talebeler, öyle şeyler yaşar ve görürler ki bunlar ancak hal sahiplerinin anlayacağı ve yakin bir şekilde kabul edebilecekleri kerametlerdir. Nice evliyaların hocası olan büyük veli Cemalettin Aksarayi Hazretleri buyurdular ki: Allahu Teala'ya şükretmek demek ona iman etmek, ehli sünnet itikadında olup bununla amel etmek, Güzel ahlak sahibi olmak ve Allahu Teala'nın dinini insanlara anlatıp bunu yaymaktır. Müslüman nurdur. Etrafına ışık saçar. Müslüman aydınlıktır. Her tarafı aydınlatır. Kader Allahu Teala'nın zorla yaptırması değil. Allahu Teala'nın ezelde bilmesidir. İslam Ahlakı Mest Üzerine mes. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve abaterliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirin ise üç gün üç gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Malikide mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez necaset ve avret mahalle hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip abdest bozulduğu zaman başlar. Mesli olarak sefere çıkanın müddeti üç gün ve üç gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez bir mestin üzerinde üç el parmağı kadar yeri bir kere mes etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mes edilebilir. Çizme çıkarılınca altındaki mestin mes zamanı değişmez. Bir meste su girip ayağın çoğu ıslanırsa ayakları yıkamak lazım olur başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mes yapılmaz. de mestin altını ve üstünü tamamen mesh etmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra Sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Malikide de farzdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın önemli liman kentlerinden Limasol'dan sesleniyorum. Hemen denize yakın bir Limasol kalesi var. Tarihi bir kale. Çok hadiselere şahit olmuş, yaşamış, gelen, gitmiş, gelen, gitmiş. Dünyanın hani iki kapılı bir han olduğunu göstermek için bu kalenin görülmesi yeterli efendim. Kimler gelmiş kimler geçmiş buradan binlerce yıldır. Şimdi biz niye buradan başladık? Niye bir yanımızda taş var? Böyle topraklı bir alandayız. Kalenin avlusu. Burada 1899'larda Sultan II. Abdülhamit Han zamanında dikilmiş bir abide taşı var. Bu kabir taşı değil. Kıymetli seyircim, kabir taşı olarak bakmayın. Bu kabir taşı değil. Belki de bu kabir taşıyı sizlere göstermek için bize vebale girdik gibi görünüyor. İnşallah af olur. Efendim diyor ki bu kalenin civarında kabirden hali yani kabirsiz, hali boş demek. Kabirden boş kalmış bir yer yoktur. Cümlesi kabirdir. Bu avlunun ve civarının, tabi avlunun, kalenin avlusunun bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Şu karşıdaki ta çarşı dükkanına kadar olan yer de kalenin avlusu idi. Cümlesi kabirdir. İçinde evliyası da çoktur. Yani kabir bol, bu kabirde yatanların içerisinde de evliyası da çoktur. İlk 1570'te Osmanlı askerleri bu sahillerden Larnaka Limasol arasında karaya çıkarlarken ilk şehit olan da buraya defnedilmiştir efendim. O yazmıyor burada. Onu da ben kayıtlara göre söylüyorum. Ve 1318 yani 1800 99'a denk geliyor. Biz de bunu gösterdik. Burası olduğu gibi boşluk. Ta ilerleri zaten Limasol bölgesindeki çeşitli yerlerden bulunan tarihi kalıcı şeyler, etnografikler de var. Diğer kısmı da var. Efendim, hepsi oralarda var. Oralarda göreceğiz ama bu taşı okuduktan sonra herhalde buralarda biraz fazla gezinemeyeceğiz ama mecburuz yani bir programı çekiyoruz. İnşallah af olur ümidiyle burayı hemen terk edip daha sakin bir yerde kale ile ilgili de bilgi vermeye çalışacağız. Efendim. Limasol Kalesi'nin güneydoğu köşesindeyiz. Evet oradaki Abide Taş'ta gitmeyin gezmeyin dedi ama yani şu anda biz tabi mezarları çiğneyerek geçme niyetinde değiliz. Öyle de bir ihbar orada ikaz yapılmış. Peki ne olacak? Efendim kitaplarımıza göre, inancımıza göre kabristandaki yatan kimselerin efendim kemikleri de çürüdüğünde toprağa karıştığında oranın üstüne tarla yapılabilir, daha başka şeyler yapılabilir diye biliyoruz. Bu tabii çok eskilerden gelmiş yani 500 senelik neredeyse Müslüman kabri olarak e, buralarda kabirler vardır ki onun için ikaz edilmiştir. E, biz mecburen burada toplama müzesi olarak hem etnografik hem arkeolojik pek arkeolojik de artık şey etmiyorum yani bir kazı neticesinde çıkmış şeyler burada değil. Esas müzenin içerisinde burada etnografik yani insanların kullandıkları, yaşarken kullandıkları şeyler var burada. Burada milattan sonra 7. ve 9. yüzyıla ait taş eserler var. Yani kullanılacak alet edevat var. En çoğu da bu bölgede zeytin yetiştiği için zeytinden zeytinyağı çıkarma presleri, değirmenleri var veya dolapları var. Onlar, işte bir tane pres arkamda duruyor. Ee, Tabi bu preste zeytini sıkmak için önce değirmende onu bir ufalamak lazım. Macun haline getirmek lazım. Karşıda gördüğümüz dikine duran taş işte onlardan birisi. Hemen şu yanımdaki taş da onlardan birisi. Ona bir tahta ok geçiriliyor. Hayvan onu böyle dik ekseni etrafında döndürmek suretiyle altına gelen zeytin ağaçları tanelerinin ezilmesini sağlıyor. Ondan sonra oradan alınıyor küreklerle veya çeşitli tahtadan aletlerle prese getiriliyor. Prese sıkılıyor. Efendim, sonra da tabi bunun içerisinde su da var. O zeytin zeytinyağından suyun ayrılması için de güzel böyle dinlenme Bölümleri yapmışlar, havuzlukları yapmışlar. O havuzluklardan sonra birinden suyu almış oluyorlar, ötekinden zeytinyağını almış oluyorlar. Yani sıfır olmasa da sıfıra yakın şekilde sudan arındırmayı yapıyorlar. Efendim asit derecesini ne yapıyorlar di onda ben bilmiyorum. Yani bundan 1300 sene öncesinin insanları neyi nasıl kullandılar onu bilemiyorum. Şimdi buradan şöyle bir karşıdaki taşlara doğru gidelim efendim. Zeytin ezme taşının döndüğü, üstünde döndüğü, alttaki bir çanak taşı var. Zeytinler onun içine konuyor. İşte şu, şu anda içerisine yağmur yağmıştı biraz önce. O yağmurun biriktiği, sularının biriktiği yer, zeytinin konduğu yer. Taş onun etrafında böyle dönüyor içerisinde. Döndükçe eziyor, döndükçe eziyor, bitince onu oradan alıyorlar, yenisini koyuyorlar. Bunun Muhtelif şekilleri var burada. Çeşitli böyle bulgur dövme, daha başka evlerde yapılacak olan ev ekonomisi ilgili şeylerin taşları da burada bol bol miktar var. Şimdi burası Magosa Kalesi. Kaleye girmeden önce yani duvarların arasına girmeden önce biraz Magosa Kalesi'den bahsetmem lazım. Magosa Kalesi çok el değiştirmiştir. Onun için dedim ya, bir hangi gibi gelen geçmiş, gelen geçmiş. Kale 1193'te Kuy veya Gay Lüzinyan tarafından yapıldı denir. Bu Lüzinyanlar sülalesinin başlangıcıdır. Kudüs ellerindeyken Selahaddin Eyyubi'nin o bölgedeki harekatı neticesinde Kudüs Müslümanların eline geçti. Kudüs kralı olan Gay Lüzinyan krallık tacı da başında olarak oradan kaçtı. Magosa'ya geldi. Magosa'da dedi ki tamam benim krallık toprağım gitti ama burada benim krallık toprağım sayılır dedi. Ben hala Kudüs kralıyım dedi. Ondan sonraki Lüzinyanlar kralları hep iki taç giydiler. Kıbrıs'ın o dönemde başkenti Magosa idi. Yani Famagusta deniyor burada. Lüzinyan ve Lüzinyan'dan sonra gelenleri krallık taşlarını bugün Lala Mustafa Paşa Camii olarak adlandırılan ve camiye çevrilmiş olan katedralde taşlarını giyerlerdi. Ne tacı? Kudüs kralı tacı. Gelirlerdi Lefkoşa'da da Kıbrıs kralı tacını giyerlerdi. Efendim bir vücutta bir baş olur. Bir başta da bir taç olur. İki taç nöbetleşe mi giyecekler? Enteresan insanoğullar işte efendim. O kadar formaliteye boğulmuşlar ki iki tane taçı üst üste giyiyor. Bari ikisini temsilen bir taç uydursalar da nasıl elle, nasıl ellerinde yapıyorlar o taşlar efendim. Neyse. Geçelim orayı. Bu kaleyi de onun yaptırdığı rivayet ediliyor. Ben daha önceki dönemlerde de burada kale olduğunu zannediyorum. Yani 648'lerde Hazreti Muaviye radıyallahu an Kıbrıs'a çıkarma yaptığında güneyinden burada da kendisine karşı gelen bir kale veya işte Cenevizlilerin bir askeri üssü mutlaka vardı burada ve Larnaka'da ki o insanlarla biraz itiş kakış şeklinde de olsa bir savaş cereyan etti. Çünkü Cenevizler savaş orada uzatmadılar efendim. Böyle daha savaş başlar başlamaz hemen tamam tamam siz dediğiniz olsun dediler teslim oldular. Yani böyle binlerce insan iki taraftar ölüp de Kıbrıs adasını öyle Müslümanlar almadılar başlarken peki dediler. Peki deyince de savaşa devam etmek inançlarımıza göre yasaktır. Peki diyene savaş edilmez. Evet. Yani 1220'lerde falan yapılmaya tarihlenmiş ama bunlar tam kesin şeyler değil. 1373'te çok uzun sürmeyecek bir şekilde Cenevizler şehri aldılar. Kaleyi de yaktılar. Cenevizlerin buradaki kalışı azdır. Venedik ve Cenevizliler dünya tarihinde sadece kıyı şehirleriyle devletler kurmuş olan ana karaların içine girmeye cesaret edemeyen milletlerdir. Onun için de arkalarında doğru dürüst bir medeni eser bırakamamışlardır. Çünkü o şehirlerin ekonomik imkanlarını sömürmek için gelmişlerdir. Bizans İmparatorluğu İstanbul'da iken daha İstanbul fethedilmeden önce tabi Bizans toplumunda epey bir bozulma başlamıştı. İmparatorun oğlu icabında babasını yakalattırıyor, gözüne mil çektiriyor, bir kaleye hapsediyor, kendisi imparator oluyor. E böyle bir toplum tabi uzun ömürlü olamaz ki efendim. Bunların böyle keyfe düşkünlüğünü gören Venedik ve Cenevizliler Bizans'ın başkenti İstanbul'un ticari, ekonomik neyi varsa hepsini üzerlerine aldılar. Halic'in Rumeli yakası daha doğrusu yani Fatih'e doğru olan kısmı Eyüp Sultan'a kadar olan kısmını Venedikliler antrepolarla donattılar. Bizanslı ne istiyorsa oradan alıyor. Ama para dışarıya gidiyormuş. Gitsin. Gidiyor yine veredik gemileri, Rusya steplerinden buğdaylar getiriyor Karadeniz yoluyla. Dolduruyor. Buğdayınız var, tarlaya gitmeyin. Giyeceğiniz var, kumaşınız tamam, o da gitmeyin. Böyle. Cenevizler daha ufak bir devlet olduğu için Venedik'in karşısında, Venedik biraz daha acımasızdı. Onlar da karşı tarafta, Karaköy, Perşembe Pazarı bölgesinde antrepolar kurdular. Zaman zaman aynı devletin sınırları içinde, çok ufak ihtilaflarla yaşadılar. Zaman zaman da birbirlerine yüklenip epece kan döktüler. İşte burada da Kıbrıs'ta da Cenevizler yine o kıyı devletçiliklerinden, devlet şehirlerinden birisi de bura olsun diye burayı aldılar ama kaleyi yaktılar. Niye yaktılar da onarıp da e, kalede bulunmadılar? O da anlaşılmıyor. Bu gibi tarihler de zaten benim korumun içine pek fazla girmiyor. 1413 ve 1426'larda Mısır'daki Memlüklü devletinin deniz akıncıları vardı efendim. Deniz akıncıları buraya geldiler. Ve kaleyi iki ayrı zamanda teslim aldılar. Vergiye bağladılar. 1491'de çok şiddetli bir zelzele oldu Kıbrıs'ta ve bu kalede hakile yeksan oldu, yıkıldı. Zannediyorum ki Salamis, Famagusta'nın yani Magosa'nın biraz daha doğusunda bulunan Salamis bir başkent idi. Kıbrıs'ın başkentiydi. Modern bir yaşantı vardı o güne göre. Çeşitli zelzelelerle Evvela Salamis'in limanı denizden gelen dip dalgalarıyla artık gemi yanaşamaz bir hale geldi. Kayalar yığıldı kaldı. Sanki dev bir dozer geldi denizin dibinden. Kayaları getirdi limana yığdı. Şehir içerilerde kaldı. Liman ortadan kalkınca gemiler de yanaşmaz oldu. Gemiler yanaşmayınca işçiler de ekmek parası kazanamaz oldu. Salamis şehri kısa zamanda terk edildi. Famagusta ondan sonra kuruldu Magosa. İşte bu tip zelzeleler de bu 1400'lü yıllardaki 93'lerde olan depremede onun üstüne bir kat daha kum ve denizden gelen tsunamilerin getirdiği deniz dibi atıklarıyla doldu. Ta ki İngilizler zamanına kadar oradaki Salamis kentiyle alakalı doğru dürüst bir bilgi yoktu. Ama İngilizler geldiklerinde oralarda işte kendilerine bir villa falan yapmak için araziyi düzeltirken baktılar ki kazmanın ucuna kumun içinden taşlar değiyor. Hele birine bakalım, hele ötekine bakalım. Bir böyle tarihi eser zengini bir harabiye rastladılar. Şu anda yüzde doksan beşi daha toprak altında. Anfiteatır çıkarmışlar ama onun da maalesef tarihi taşlarının büyük bir kısmını gemilerle Londra'ya taşımışlar. İşte İngiliz Kıbrıs'ı Osmanlıdan emanet alırken Mer buralardan tarihi eser kaçakçılığı yapmak için almış. Bugün Kıbrıs'ın en kıymetli tarihi eserleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca İngilizlerin çeşitli müzelerinde maalesef hala sergileniyor açık açık. Efendim Limasol Kalesi'nin avlusundayız. Avluda çok şükür bundan sonra fazla durmayacağız. Malum dedi ya programın başında gösterdik size. E, kabir var her tarafı. Çoğu da evliyadır. İçinde de evliyaları çoktur diye. Onları daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz ama ne yapalım? Mesleğimizin, işimizin bu. İnşallah allah Teala affeder. Şimdi bu kalede Olan bazı enteresan şeyler var. Onları da bundan sonraki programımızda sizlere mecburen anlatacağız. Çünkü süremiz bitti. Hoşçakalınız efendim.